Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bonfile ve steaklerin yanına kullanabileceğiniz müthiş bir sos tarifiyle geldim. Fransız mutfağına ait Café de Paris sosu arkadaşlar. Eğer farklı et sos tarifleri istiyorsanız arkadaşlar kanalıma mutlaka bir göz atın. Hatta abone olun ve zil sesini açın derim. Sos tariflerimi kaçırmamış olursunuz bu sayede. Sosumu kullanmak için tabii ki öncelikle güzel bir bifteke ihtiyacım var. Bunu arkadaşlar et seçimi çok önemlidir. Dilerseniz bonfile alabilirsiniz veya antrikot seçebilirsiniz. Et tercihi sade kızartmada çok önemlidir. Normal haşlamalık eti tavada kızartamazsınız. Kesinlikle yumuşak olmaz. Bunun için dinlenmiş etin olması gerekir. Bu aldığım et de yaklaşık 30 gün dinlenmiş bir et arkadaşlar. Bunu bu şekilde poşetinden çıkartıp kanlarını kağıt havluya aldırdıktan sonra gördüğünüz gibi yumuşacık et. Hiçbir kanı da yok. Oldukça dinlendiği için yumuşacık oluyor. Bunun için kızartmaya uygun bir ettir. Ve kesmek için öncelikle bıçağımı keskinleterek işe başladım. Café de Paris sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Bu miktarları arkadaşlar sizler biraz çoğaltabilirsiniz. 1-1,5 çay kaşığı kadar curry, 1-1,5 çay kaşığı kadar kimyon, 1-1,5 çay kaşığı kadar zerdeçal. İki diş sarımsak, bir küçük tutam dereotu, yaklaşık 100 gram kadar tereyağı, 100 gram kadar Roquefort küflü Fransız peyniri, yaklaşık 70-80 gram kadar krema, 1 yemek kaşığı hardal ve en son lezzetlendirmek için tuz ve karabiber. Evet, malzememiz bunlar. Şimdi sosumuzun yapılışı. Kremamızı tenceremize alıyoruz. Daha sonra tüm baharatlarımızı da alıp karıştırıyoruz. Kremamızı hafif kaynama derecesine geldikten sonra aşama aşama yağlarımızı ve diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. İki diş sarımsağı da bu şekilde ezerek içine ilave edelim. Eğer arkadaşlar kremayı burada çok kullanırsanız sosumuzun kıvamı birazcık daha sıvı akışkan olacaktır. Eğer çok akışkan bir kıvam istemiyorsanız krema miktarını biraz azaltmanızı tavsiye ederim. İlk başta az koyun, daha sonra takviye edebilirsiniz. Evet, bu esnada 1 yemek kaşığı da hardal ilave ediyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Kaynama aşamasına getiriyoruz. Parçalara ayırdığımız tereyağımızı da birkaç seferde ilave edelim. Hepsini güzelce eritelim karıştırarak. Roquefort peynirimizi de parçalara keselim. Miktarını arkadaşlar 50 ve 100 gram arasında değiştirebilirsiniz. Tamamıyla damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 100 gram kullandım. Ve parçalara bölmüş olduğum peynirimi de sosuma ilave ettim. Karıştırarak kaynamaya bıraktım. Sosumuzu daha sonra damak tadına göre lezzetlendirelim. Biraz karabiber, tuz miktarını arkadaşlar kontrollü bir şekilde ilave edelim. Çünkü peynirimiz oldukça tuzlu. Çok az bir miktar atıp o şekilde önce tadın, daha sonra gerekirse ilave edebilirsiniz. İnce kıyılmış küçük bir tutam dereotunu hepsini ekleyip güzelce karıştıralım. Şöyle birkaç taşım
Özdeşene kadar kaynatalım. Eğer sosunuz çok akıcı bir kıvam olduysa, akıcı çok sevmiyorsanız arkadaşlar, bir yemek kaşığı kadar nişastayı, iki yemek kaşığı kadar su ile açıp ilave edebilirsiniz. Birkaç taşım kaynadıktan sonra sosun kıvamı oldukça güzel olacaktır. Lezzetinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Ama tabii ki nişastasız yapmanızı tavsiye ederim. Evet, sosumuz hazır. Artık yanına kullanacağım garnitürlere geldi. Ben ıspanak kavurması kullandım yanına. Soğanları ay şeklinde doğrayıp zeytinyağında biraz şeker, biraz tuz ilave ettikten sonra güzelce rengi dönene kadar hafif kavurdum. Yaklaşık 300-400 gram kadar da taze baby ıspanak ilavesi ettim. Bu gördüğünüz kabarıklıktan hiçbir eser kalmayacaktır. Kısa bir süre sonra sönecektir arkadaşlar. Oldukça azalacaktır miktarı. Gördüğünüz gibi üstü basa olan ıspanaklarımız oldukça az kaldılar. Bu şekilde kavurduktan sonra ıspanak sotemini hazırlamış oldum. Bifteyi kızartmak için döküm tavamı önce ocağa aldım, ısıttım. Oldukça ısındıktan sonra bir miktar zeytinyağı döktüm tavama. Daha sonra gördüğünüz gibi biftek etlerimi tavama koydum. Koyarken de elimle birazcık bastırıyorum. Bastırınca etlerim daha iyi iz alıyor, şekil alıyor ve büzülmüyorlar, küçülmüyorlar arkadaşlar. Ve kızartırken de yanına rosmarin, kekik, tane karabiber, sarımsak. Bu şekilde etimi lezzetlendirdim. Yanına kızartırken ekledim. Gördüğünüz gibi kısa bir süre sonra, yaklaşık 2 dakika sonra etimi çevirdim. Pişme süresi arkadaşlar 2-3 dakika sizlere kalmıştır. Çok pişmiş seviyorsanız biraz daha süreyi artırabilirsiniz. Ama benim için ideal orta pişmiştir. İçi hafif pembemsi olması benim için en güzel pişmiş et oluyor. Evet, bu şekilde kızarttıktan sonra tuz ve karabiber ile etlerimi en son olarak lezzetlendirdim. Ocağımın altını kapattım ve tavada bir 10 dakika kadar, yaklaşık servis tabaklarını hazırlayana kadar bir 5-10 dakika arası dinlendirmiş oldum. Bu sayede etler kendini daha güzel çekmiş oldu. Evet, sosumuzun kıvamı gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ve inanılmaz lezzetli bir sos. Eğer sos tarifleri arıyorsanız, değişik soslar denemek istiyorsanız bu sosu da mutlaka deneyin derim. Özellikle ete çok yakışıyor. Servis yaparken yanına Alman eriştesi ve ıspanak kavurması kullandım. Tercih tamamıyla size kalmıştır arkadaşlar. Yanına pilav da yapabilirsiniz. Patates kızartması yapabilirsiniz. Patates püresi yapabilirsiniz. Farklı garnitürler hazırlayabilirsiniz. Fırın graten yapabilirsiniz. Alternatif o kadar çok var ki arkadaşlar, tamamıyla size kalmıştır. Evet, ben etimi bu şekilde kestim. Daha sonra üzerine sosumu döktüm. Bu şekilde ben sunum yaptım. Farklı şekillerde bu sos tarifini kullanabilirsiniz. Farklı garnitürlerle birlikte. Evet, bir miktar bolca sosumdan da döküyorum. Ve inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim kesinlikle. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Biraz yakın çekim yaptığım için kamerada inatlaştı gerçekten arkadaşlar. Şöyle bir net görüntü alamadım sizlere. Ama gördüğünüz gibi hafif içi pembemsi ve müthiş sosu ile birlikte inanılmaz lezzetli bir kafede Paris soslu biftek eti yedik. Bonfile de yapabilirsiniz. Aynı şekilde farklı garnitürler ile birlikte menünüzü kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Restorana gitmeye hiç gerek yok arkadaşlar. İnanın restorandan da daha güzel kendimiz evimizde her şeyi yapabiliyoruz. Hem en güzelinden, en lezzetlisinden, en temizinden, hijyen olarak, her şey olarak gönlümüz, içimiz rahat bir şekilde kendimiz yapıp yiyebiliyoruz. Yani restoranlara gidip bir ton para vereceğinize en güzel etinizi ve malzemelerinizi alın. Evinizde tüm aileniz ile birlikte afiyetle yersiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın sonuna geldik. Bu tarz farklı tariflerimi kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.